Evet, biz açıkçası yaşlarımız birbirinden farklı olmasına rağmen ama bir 23 Nisan müsameresindeki öğrenciler kadar heyecanlıyız. Bu da ses tonumuzdan ve konuşmalarımızdan aşikar bir şekilde belli oluyor. Bu gece ve bu gecenin öncesine gelinirsek, biz Ramazan ayı boyunca yaptığımız Balkanlardaki kardeşlik iftarını Balkanlarda da yaptığımız röportajda anlatmaya çalışmıştık. Demiştik ki biz burada evladı Fatiha'nın nesilleri hem kendi dillerine hem kendi dinlerine azınlık olmalarına rağmen orada nasıl sahip çıktıklarını Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan ve ilçemizde STK sorumlularıyla birlikte gidip ziyaret edelim demiştik. Orada artık derneğimizle Balkanlardaki kardeşlik iftarını birkaç level yukarıya çıkarttık. Küçük çekmecemizdeki Türkiye coğrafyasının muhtelif yerlerinden STK'larla bunu artık Türkiye ve Balkanlar kardeşlik iftarına taşımıştık. Hamdolsun bugün bizimle bu seyahate gelen STK temsilcileriyle Balkan Kültür Derneği'nde ağırlama fırsatı bulduk. Ve aynı zamanda ilkini Urfalılarla Kastamonular Derneği'nin derneğinde başlattığımız, biz sadece Balkan ve Balkanlar ve Türkiye'deki kardeşlik iftarını açarak, genişleterek burada Küçükçekmece'deki STK'lık kardeşlik ünvanıyla buradaki STK'larla birlik ve beraberliğimizi aynı maksatta, aynı hedefe hizmet eden derneklerle bir araya gelme fırsatı bulduk. Tabii eksik olmasın, Küçükçekmece'mizin belediye başkanı bizim dernek faaliyetlerimizi, uluslararası ve ulusal faaliyetlerimizi her zaman desteklediler. Bu akşam bu güzide topluluğu yalnız bırakmayan, başta Küçükçekmece Kaymakamımız Sayın Harun Kaya Bey'e, Küçükçekmece Emniyet Amirimiz Uğur Bey'e, aynı zamanda Küçükçekmece Belediye Başkanımız, AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanımız ve diğer ilçe başkanlarımız ve başkan yardımcılarımız, STK temsilcilerine, hepsi bizi onurlandırdı, gururlandırdı. Bu kardeşlik akımına da destek oldular. Önce bizi davetimize icap eden tüm STK ve yerel yönetimlerden sorumlu Sayın Protokolü teşekkür ediyoruz. Bizim hem yurt dışında hem uluslararası projelerimizde sesimizi daha geniş kitlelere duyurmaya vesile olan Balkanlar TV ve ekibine de ayrıca kalpten hem şahsım adına hem derneğim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bizleri daha geniş kitlelere yaptığımız faaliyetleri, yaptığımız projeleri anlatmaya vesile olduğunuzda tekrar hepinize ve ekibinize teşekkür ediyorum.